Günaydın İzmir Bayındır Alankıyı'dan. Bugün 28 Temmuz ve serin bir sabaha uyandık. Sabahları ve geceleri, yani saat şöyle bir 20-21'den itibaren diyeyim, gerçekten çok sıkı bir serinlik başlıyor. Hatta gece çıkıp böyle dışarıda yatamazsınız. Anca üzerinize böyle kalın bir yorgan, öyle bir pike falan kurtarmaz. Ya kalın bir yorgan alacaksınız ya böyle çift battaniye alacaksınız. İşte yayla yaylalığını o zaman gösteriyor. Hep diyorum ya, o çok sıcak olduğu bir gün oldu ya, o zaman diyorduk sen yaylasın, kendine gel. Evet, çok şükür dün kendine geldi. Akşam yemeğimizi yedikten sonra arkadaşlara doğru yürüdük. Şöyle bir bal kızı da aldım. Akşam ne oldu? Şimdi bal kızı da aldık. Bayağı bir yürüme mesafesi var. Yani 15 dakikalık falan bir yürüme mesafesi var aramızda. Oraya doğru yürüyoruz. Elimde de el feneri var. Çünkü ara yollara girdiğinizde çok sık ağaçlar olduğu için sokak lambaları yetmeyebiliyor. Ana yolda yürürken bir ara bal kız bir baktım, Allah'ım, böyle bir gittiği bir şeyler yapıyor falan, ne oluyor? Feneri bir tuttum, şöyle bir yılan. Yazık yavrum, o da bizden kaçıyor yani, ayak tıpırtılarını falan duyunca asfaltta bir taraftan bir tarafa geçiyormuş. Bal kız tabii ona gidip de böyle koklama falan yapınca yüz yuvarlak oldu. Orada kaldı, hemen bal kızı tuttum, çektim falan. Sezonun ilk yılanını böylece görmüş olduk. Hadi büyüteyim, yok bu kadar değildi ama şöyle bir şey vardı, kıvrılak biraz daha, böyle bir şey vardı. Evet işte, yani bütün canlıların ortak paylaştığı bir dünya. Yaşarlarken yavaş yavaş biz onların alanını böyle talan etmeye başladık. Üstelik de onların olmamasını orada istiyoruz. Mümkün olduğunca bizden uzaklaşmalarını, hani biz adım attıkça geri git, geri git, geri git deyip duruyoruz. İyi etmediğimizi görüyoruz. İşte dünyanın ısınmasını artık canlı canlı fark ediyoruz. Hani küresel ısınma, küresel ısınma. Küresel ısınma çok uzak bir gelecek gibiydi. Ama o gelecek geldi işte. Evet, sabah kalktım. Şimdi hemen açtım ki bu serinliği de görün. En azından insan izlerken bunu fark eder. Önce ceketsiz çıktım. Çünkü hemen çapa yapacağım. Isınırım birazdan. Ama baktım ki yok, yani üşüteceğim. Ürpermenin ötesine geçti üşüme. Hani böyle yapar ya insanın dişleri takırdar. Öyle bir şey. Onun için dedim hazır ceketi giymişken biraz çekim yapayım. Sabah serinliğini, o berraklığını göstereyim. Ondan sonra işime başlayayım. Baktığım manzaraları göstereyim size de. Karşıdaki kavağın salınışı. Bu arada parmaklarımın da hali fena. Vazelin sürüyorum ama işte bir an bir iki ot yolduğum zaman artık burası egzama gibi olmuş. Onun için bu hale geliyor. Ve benim sevgili koca çınarımın salınışı. Hani Nazım şiirinde diyordu ya, bu yarına gelirse tepemde bir de çınar demiştin. Ben de çınar ağacı, ille de çınar ağacı, çınar ağacı olsun bahçede istiyordum. Çok şükür çınar ağacı olan bir bahçe oldu. Ve bu ağaç geçen yıl küçücük bir ağaçtı, şimdi kocaman bir ağaca dönüşüyor. Çok güzel değil mi? Doğa inanılmaz böyle ihtişamlı bir şey. Baktığın her yerinde ayrı bir böyle insana coşku veren yanlar var. Nasıl böyle güzel olabiliyorsun? Nasıl böyle insana kendiliğinden saygı duyuracak bir duruşun olabiliyor? Bakar mısınız şu güzelliğe? Hadi dere kenarından şimdi diğer tarafa geçelim. Evet, bahçe mutfağını referans alayım ya da verandadan şöyle başlayarak parça parça gösterince
böyle bahçe düzeni tam gözünde canlanamayabiliyor insana. Şöyle anlatayım. İşte veranda, verandadan 3 basamak merdivenle indik, bahçe mutfağına geçtik. Bahçe mutfağının 5 metrelik bir mesafesi var. Sonra bahçe mutfağından sonra böyle bir aralık, oraya yer ocağı da kurdum, oturarak yapmak için bir şey. Evet, ondan sonra geliyorsunuz. Dere şu köşeden gelerek başlıyor. Böyle geliyor. Bahçemizin bu yanını oluşturuyor, bu sınırını oluşturuyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. İleride bir dirsek var. O dirsekten dönüyor. Şimdi oraya gidelim. Şu çitlerin arkası dere. Şu bitkinin kocaman böyle fışkıran bir bitki var ya böyle. Onun arkası da dirseğini oluşturuyor ama epey arkası. Hemen arkası değil. Sonra geliyor. İşte böğürtlenlerle, yabani böğürtlenlerle örtülmüş artık dirsek kısmı. Oradan suyumuz böyle süzüle süzüle ve bahçemizin diğer sınırını derenin bu yanı oluşturuyor. Şurada da şu ağacın arkasında da kuyumuz var. Sulama kuyumuz. Dere öyle devam ederken burada bir adet bal kız görüyorsunuz. Benim güzel kızımı görüyorsunuz. Güzel kızımın mekanı başlıyor burada. Değil mi annem? Değil mi akıllı kızım benim? Bal kızın. Bakayım akıl edebilecek mi oradan dönüp gelmeyi. Annem kızımın maması bitmiş. Bak 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 akıl etti. Kızımın maması mı bitmiş? Hemen mama getireceğim. Ve bal kızın ipi derenin içindeki o ağaçta. Yani oradan gidiyor. İster dereden su içiyor. İster buradan. Dere böyle devam ediyor, ediyor, ediyor. Sonra işte oradaki komşum da temizledi. Onun için onun yeri de pırıl pırıl. Ve burada da kabaklar, fasulyelerin sonunda derenin kenarında, yani dereye en yakın olan bitkiler kabaklar. Ama kabaklar nedense dereye doğru gitmiyor da fasulyelere doğru gidiyor. Fasulyeler vallahi sabaha kadar sulanmış. İh, bayağı bir doymuştur artık fasulyeler suya. Hay Allah. Akşam da giderken arkadaşlara gittik dedim ya. Giderken de dedim ha. Unutmayayım, unutmayayım. Dönüşte mutlaka kapatayım ama. Evet, ben artık çapaya girişeceğim. Önce salatalıklar, sonra biberler. Bakalım güneş çıkana kadar şu salatalıkların dış kısmını da yaparsam çok güzel olacak. Thank you.
de burayı çapalarsam bugün gayet güzel başlamış olacağım güne. Evet işte benim sabah sporum da bu. Hani Aziz Nesin bir hikayesinde diyor ya, bir yere gitmiyorsan niye yürüyorsun? Biri seni kovalamıyorsa ya da sen birinden kaçmıyorsan niye koşuyorsun? Sporla ilgili bakışına bir kahraman. Şimdi spor salonunda gidip de hiçbir menzile varmadan yürümek gibi hareketler yapmak yerine açık havada, temiz havada bütün hareketleri yapıyorum. Hatta arkadaş, bu hafta gelen işte arkadaşım diyor ki, ya sen diyor bu kadar hareketlisin, nasıl kilon oluyor? Dedim yiyorum, yani yemeği seviyorum. Evet neyse, hadi işe devam. Eldivenlerim ıslak da ondan takamadım. Şuraya yolduğum otları sermiştim. Onlar da malç görevi gördü. Güzel oldu. Buraya da aynı şekilde. Böyle sererek ama yığarak değil de sererek koydum. Özellikle de fasulyelerin arasından çıkanları şuraya serdim. İyi, koruyor yine. Evet, gideyim bir kahve. Önce elimi yüzümü bir yıkayayım. Çünkü özellikle yüzüm çok terliyor benim. Yüzümden böyle şıpır şıpır akıyor. Sonra da gideyim dere kenarında kendime bir kahve yapayım. Pek de güzel, çok da güzel. Hatta şöyle bağdaş mı kursam ne yapsam? Tabii yedi köyün ağası gibi. Tam bak köylü oturuşu. Tam. Beni çekeceğim herkes. Şut diye gidermişim dereye. Boğulursun Allah. Çıkamam bu sudan ben ya. Sırtıma ben bir şal almalıyım. Gelip geliyorum. Şurada bir şey gördüm. Sanki ben oraya lif kabağı ekmiştim ya. Hı hı. Ay, bir kabak sanki gördüm. Eğer öyleyse çok mutlu olurum. Valla şunun kabak mı, kavun mu olduğuna ben karar veremedim. Ben buraya süs kabağı tohumu ektim ama yani şu çıktı. Bir tane daha çıkmıştı, düşmüş kendiliğinde. Hatta Nurcan dedi ki bakma dedi, bakarsan düşer. Tesadüf o gün ben bakmıştım. Hatta Nurcan dedim yapma be Nurcan. Ama baktım düştü. Evet, şimdi bunları bağlıyorum. Eriklerimizi de kurtlarla paylaşıyoruz böyle. Birazını onlar yiyor, birazını biz yiyoruz.
arkasından o zaman bağlayalım. Çektirmesin çünkü. Ha, orada sallanan acaba o muydu dedi sen madem. Hadi bakalım. Dalı, çok eğmek dalı kırılabilir. Evet. Hop. Gördün mü? Bak bir de ucunda. Esas buydu bak Nursel. Bak bak bir de ucunda var. Evet. Onlar üç tarafa doğru olgunlaşmışlar. Hadi bakalım. Böyle bir zıplarsam. Zıpla. Ha. Evet. Bak, öteki onlar tarafındaki çatalıyla indir. Oh maşallah bugün hava çok güzel. Esintiye bak. Oh. Ay çok güzel esiyor. Kelebekler de bu çiçekleri çok seviyor. Bak yine. Hay aynı renk. Çiçek de aynı renk kelebek. Arkadaki biberiye, önündeki mercan köşkü. Ve bu arada ortancalarım da açtı. Evet başladı Burak. Evet, bu Burak'ın sesi. Bakın çok güzel okuyor çocuk. 20 yaşında bizim hoca. Dün akşam dedik Burak niye merkezi yapıyorsun sen oku. Ben hangi domatesi bağlamamışım? Aha buradakine. Nasıl unutmuşum ben onu? Hadi o zaman getireyim şimdi. Getireyim mi? Getir bağlanacak var bir iki tane. Evet. Gördüm şimdi. Bağlamacım. Evet ilk önce stajı bundan bağlama olayından başlıyoruz. Evet stajımız da bağlama işinde geliştiriyor kendini Hülya. Böceklere mi? İnşallah oluyordur. Ay çiçeğine gelen böcek. Ay çiçeklerinin ikisini de kestim. Kökten kestim attım. Çünkü zaten çiçek kısmını iyice bitirmişlerdi. Ben biraz geç fark ettim o böceği. Yani kül serptim. Ertesi günü bekledim. Baktım yok hani tamam kül bir kısmını indirmiş ama yok sıfırlayamamış. Onun için hemen onları kestim. Hatta dereden öteki tarafa doğru attım ki yani gelmesinler, yayılmasınlar diye. Yalnız Karadeniz'de bu ara çok yaygınmış o böcek ve fındık ağaçlarını öz suyunu emip bitiriyormuş. Şimdi ona bakıyorum acaba hani bunlara geçti mi? Bir tane patlıcanın yaprağında buldum. Hemen onu kestim aldım. Yaprakla beraber böceği imha ettim. Ay inşallah diğerlerine geçmez. Yani işte bak şuradaydı ayçiçeği. Çünkü küller buna da geldi. Ben bu akşam bunlara kül kükürt karıştırıp bütün domatesleri atayım en güzeli. Evet bugün akşam yemeğinde güveç var. Karşı sıraya da bakıyorsun değil mi? Şu tarafa bakmadım. Bak var. Burada elin var ama biraz daha büyüsün. Büyüsün. Yalnız bunların yaprakları hep böyle delik delik bir şey yemiş bunu. Yemiş yemiş. O i̇şte o yemiştir. O böcekler umarım yedi herhalde. Buraya da yerleşmez. Yedi yemişler. Bir yandan da bakıyorum hani görünür de var mı onlardan diye. Ay inşallah olmasın. Koca iki tane ayçiçeği ya, gitti. Evet. E işte ama bu iş böyle. Değil mi? Yani bir anda bak insanlar ekiyorlar, dikiyorlar. Sonra bir dolu vuruyor.
Haydi sıfır her şey. Evet, patlıcanda ilk hasadımızı yaptık. Maşallah diyelim. Maşallah. Sağlıkla tamam. Yemek nasip olsun. Şimdi güveç zamanı. Evet, biber de lazım. Evet. Ah, bir de domatesler olmuş olsaydı. Hepsi bahçeden olacaktı. Evet, ama gene bahçeden olacak. Çünkü geçen yılki domates. Bak, arkanda var Hülya. Öyle. Bakalım fasulyelerde var mı hareket? Çocuğa ne yapalım diyor. Yok canım, hayır. Daha vermemiştir de. Hani çiçek aç. Şunlara bak Nursel. Çiçeklenmiş ama daha fasulye yok. Fasulye gibi küçücük. Fasulye o. Fasulye. Ha, çıkmış. Bak Nursel, bak. Evet, burada fasulyeler çıkmaya başlamış. Diğer taraftakileri ben bir ay önce ekmiştim. Ama bunlar onlardan önce oldu. Bak, bunlar da araya aşıladıklarım. He. Yani aşılama dediğim sonradan hani çıksın diye. Anneciğim, hoş geldiniz ya. Çok güzel, çok sevindim. Ay, hadi sağlıkla gelin, hasta olmayın. Kendinize dikkat edin. Dün çok güzel sulandınız. Sabaha kadar. Ot. Sabaha kadar içtiniz yeter. Bir haftalık içtiler. Evet. Damlamayı kapatmayı unutmuşuz ya. Sabaha kadar motor çalışmış. Evet, bunda da böyle incecik kıl gibi. Evet, bir tane gördüm. Barbunya mı gördün? Evet, barbunyalarda. Zaten başta aynı oluyor ya. Bu arada bunlar da arada aşıladıklarım. Nursel, bu mukavaları niye serdin? Arada ot çıkmasın diye. Evet, onlar hava almayınca. Tabii, güneş görmeyince hava alıyor gene. Ama bak, güneşle karşılaşmayınca tabii ki gelişemiyor. Daha çok mukavva bulsam bütün araları ilk çapadan sonra böyle yaparım. Evet, güveç yaptık bahçenin patlıcanlarından ve patateslerinden. Bakayım pişti mi? Odun ateşinde güzel oluyor. Ocak leşimiz bitti. Şimdi. Ben gideyim önce bir komşuma bakayım, ondan sonra gelip bahçeyle ilgileneyim. Komşu! Anam, ekim dikim yapacak. Bu saatten sonra ekeceğim. Helal olsun. Helal olsun sana. Ve karga beye. Abi. Ellerine sağlık. Hadi bakalım. Hadi. 28 Temmuz 2023 Cuma. Cuma, evet. Bahçe ekiliyor. Ha. Bu tarihte. Evet. Bu tarihte, ama bu zamanlar hiç ekilmezdi. Hep erken bahar ekerdik. Bu sefer denemek için ekiyoruz Ağustos'un sonunda, değil mi? Yok. Temmuz sonu. Sonunda. Bakalım nasıl olacak. İnşallah. Mevsimler döndüğüne göre inşallah, evet, verimli olur. İnşallah. Ne dedik? Eylül, Ekim sıcak geçecek dedi hava durumu. Aha. Onun için ekiyoruz, evet, bakalım denemek için. 45 günde mi oluyor bunlar? Kaç 45, günde olur? 50 günde. Olur. Yani, evet. İyi, hadi bakalım. Tamam. Hadi kolay gele size. Sağ olasın. Bahadır geldi, hoş geldi. Bana neler getirdi? Bana getirdi. Evet. Vallahi çok güzel bir şey hayatım. Çok teşekkür ederim. Çok romantik. Ama yok, şapkam. Neyse, şapkamı yarın göstereyim. Şimdi göstermeyeyim. Yine Noel Baba modunda geldi Bahadır. Ve herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Artık girelim, yemek, evet, yiyelim. Biz, aynen, seni bekliyorduk yemek, tamam, için. Tamam, hadi bakalım. Hadi. Haydi. Hazırlayalım mı?